الدعائية لك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله لرضا نفسه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم. حمد olsun Rabbimize. Sıhhat ve afiyet üzere burada toplandık. Rabbimiz bu toplanmadan hayırları cezbetmeyi nefsimize, hayırlarla meşgul olacak bir akıbeti bize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu'nu arttırsın. Teslimiyetimizi kavi kılsın. İyi insanlarla görüşmeyi, tanışmayı, yaşamayı, iyi niyetlerin anlattığı İslam'ı görmeyi, anlamayı, bilmeyi bizlere nasip etsin. Necm Suresi iki hafta aynı ayetleri iki kere tekrarladık. Şimdi bir üçüncüye girsek söylenecek söz mutlaka vardır. Neden? İlk haftasında da beyan ettik. Fizik alem ile fizik ötesi dediğimiz görünmeyen alemin temasından söz ediyor. Laboratuvara sokup ispat mümkün olmayan ama iman edebileceğimiz bir olaydan. İman yoksa buralarda hem tökezlemek hem çuvallamak çok kolay. Dolayısıyla akılların olgunluklarına göre anlayışların sınırı geniştir orada. Belki benim bilim meseleyi anlatmaya yeterli değil, çok acizdir. Dolayısıyla Necm Suresinin özellikle ilk sayfasını 3-5 tefsirden farklı farklı okumakta yarar var. Hem akli tefsirlerden mesela Elmalılı Hamdi Yazır gibi, hem rivayet tefsirlerinden mesela İbn Kesir gibi, hem de işari tefsirlerden, yani tasavvufi niteliği olan tefsirlerden. Allah Celle Celaluhu ve kulu arasında bir yakınlaşmadan söz ediliyor. Rabbi Zülcelal mekandan münezzeh olduğuna göre daha başlarken kullandığımız bu kelime yetersiz kalıyor. Allah'ın kuluna yaklaşması, kulun Allah'a yaklaşması santimetrelerle, milimetrelerle, metrelerle, kilometrelerle ifade edilecek bir ölçü birimine muhtaç değil ve sakat olur. Buradaki yaklaşmanın izahında çok farklı şeyler anlamak mümkün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen hadis-i şerif, Allah Celle Celaluhu'nun kuluna bir karış veya kulum bana koşarak gelirse ben onun tutan eli gören gözü olurum tarzındaki biten hadis-i şerif de bu yakınlaşmanın niteliği konusunda bize bir ölçü veriyor. Yani Allah kuluna yaklaştığında kulunun dinlemesi, anlaması, görmesi, konuşması farklılaşır. Hak ölçülerle olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu o kadar yaklaştı ki مَا دَابَ الْبَصَرِ. Buradaki ifadede göreceğiz. Hiçbir hayret verici şey
onun gözünü saptırmadı Allah'tan. Hiçbir hayret verici şey. Dolayısıyla tersinden ne ifade edilebilir? Burada geçen hafta öznelerin farklılaşması durumunda anlamların da farklılaşacağını ifade etmiştik. Sümme denâde gelecek yaklaşan Resul Aleyhisselam olursa bu sefer bu manen yükseliş demektir. Allah Celle Celaluhu'nun vahyi birisine değdiğinde o kimse çok yüksek makam ve mertebelere çıkar. Anlayışı, kainata bakışı, varlıklarla teması değişir. Dolayısıyla o kimliği farklılaşan bir insan olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gelen, kendisine tabi alimler için el-ulema varasatul enbiya sözünü de dikkate alırsak, Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine dost olan kalp sahipleri de Nebi Aleyhisselam nasıl ki vahiy ile temasında derece derece yükseldi, süratle yükseldi, insan da Allah Celle Celaluhu'na vahiy ile temasında yükselir. Allah Celle Celaluhu katında mesafeler alır. Bunu tekrar söylüyorum. Kelimelerle anlatmak bir hayli zor. Yaşanacak bir haldir. Halin kalp ile ifadesi acziyettir. O yüzden sofi tefsirlerde yazanlar cümleyi şöyle bitirirler. Söyler söyler artık anlatacak nokta kalmamıştır. Kelimeler yetersiz kalmıştır. Artık sen anla der. Orada bırakır. Artık sen anla. Dolayısıyla burada bu sure-i celileyi ben ifade ederken mutlaka bir yönüyle eksik kalacağım. Belki eksik kaldığım konu size farklı yansıyacak. Ama şunu söyleyeyim. Geçen haftadan geliş ile beraber Resulullah Aleyhisselam bu karenin içinde var. Kendisine vahiy gelen bir peygamber. Allah Celle Celaluhu bu karenin içinde var. Vahyi öğreten allemehu fiilini geçen hafta ifade ettik. O olduğuna göre allemel beyan, beyanı öğreten kim? Ar-Rahman. Rahman olan Allah. Bu karenin içinde Allah Celle Celaluhu var. Bir şey daha var bu karenin içinde. Kul ne olursa olsun Rabbisine doğrudan ulaşma kudretine sahip değil. Bir de Cebrail var. Şimdi bu çok önemli. Yani aracısız iman, aracıların eğer kurtarıcı olduğunu düşünürsek bu batıldır. Ama Allah Celle Celaluhu ki kelimelerin kendisini tanımlayamayacağı la tudrikuhul absar kalplerin, görüşlerin, bakışların kendisini kuşatamayacağı, idrak edemeyeceği namütenahi yani sonsuzluk özellikleriyle donanmış Allah Celle Celaluhu ile temasa geçmek için temasa geçme noktasında bir aracı söz konusu. O da Cibril-i Emin. Beşerin de aracısı bu anlamda Allah'tan aldığı vahyi insanlara öğreten Cibril gibi Allah'a sadık, cümlemi kaçırmayın lütfen. Cibril gibi Allah'a sadık, Allah'ın emrine itaat eden, Allah'tan başka gözü başka bir şey görmeyen, iradesini Allah'ın iradesinin dışında işletmeyen, hakikaten olgun, alim insanlar, muttaki insanlar varsa onlardan istifade edilir ve ulaşma vasıtası olurlar. Vesilesi olurlar. وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ. Tabii ben inanıyorum ki bu konuşmayı dinleyen
yeryüzünde bir kısım iman ettiğini söyleyen, iman ettiğine inandığım kardeşlerimiz bu bakış açısını reddedebilirler. Yani hani burada ben uzun zamandır üzerinde duruyorum. Akıl ve teslimiyetle işi bitirmeye kalkanlar, aradıkını postacı gibi görenler, sonuçta peygambersiz bir imanı seçenler oldu bu memlekette ve var. Dolayısıyla bu kareyi, bu meseleyi anlatmakta bu insanlara aciz kalabiliriz. Veya şöyle söyleyeyim, ben gene sözümün ta en başına dönerek söyleyeyim. Bu bir iman meselesidir. Bizim farklı şekilde yorumlayıp meseleyi beşer düzeyinde sadece fizik alanda anlamaya çalışanları ikna etmek gibi bir mecburiyetimiz de yok. Ama şuna mecburuz. Ne ifrata ne de tefrite kaçmamalıyız. Yani ne demek? Ne ileri doğru aşırı gitme hakkımız var. Yani Kur'an ayetlerinin naslarının dışında bir şeyi hakikat gibi sayıp insanları zorla buna inandırmaya ne böyle bir yola tevessül ederiz ne de var olan İsra gibi, Miraç gibi akılların durduğu olayları da inkara yelteniriz. İşte iman bu dengeyi tutmaktır. İman bu dengeyle hareket etmektir ki Allah Celle Celaluhu bize yardım etsin. Ve geçtiğimiz hafta biraz nükteli de olsa işte alın size meal, bakın bakalım yetecek mi tarzında bir yaklaşımda bulunmuştuk. Çünkü eğer bir fiilin öznesini bilmiyorsanız anlayamazsınız. Dövdü. İki tane soru var burada. Bir döven var. Kim? Bir de dövme fiili varsa dövülen var. O kim? Eğer bu fiilden sonra iki tane mef'ul koymamışsanız bu fiili tam olarak ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Rabbi Zülcelal de bazen kitabının hakikatinin anlatılmasını nebisine bırakmış. Nebi Aleyhisselam da Miracı anlatmış. Ben şöyle dediler de yok böyle de bunlara da girmek istemiyorum. Yani bu ayrıca gereksiz bir vakit alıyor. Gerekli olduğu yer birebir bu işi söyleyen insanlarla birebir konuşulur. Orada gerekli. Ama böyle genel manada herkese açık bir ortamda bu anlamdaki bir tartışma, birisinin eksik bıraktığınız zihnindeki soru onları olmadık yerlere götürür, imanla oynanmasına sebep olur ki ben de bundan uzak durmayı aşağı yukarı 29 sene öğretmenlik yaptım. Hiç girmedim zihinlere şerh edemeyeceğim bir meseleye ama girdiğim zaman da olmuştur belki bundan kaçındım. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Necm suresinde baştan beri gelen ayetler ki şimdi devam edeceğiz. Bu ayetlerin karesinde özne olarak Allah Celle Celaluhu var. Özne olarak Cibril var. Özne olarak Nebi Aleyhisselam var. Şimdi bugünkü dille konuşursak Nebi Aleyhisselam fizik alemin insanı. Allah Celle Celaluhu mutlak metafizik. Hatta fizik ötesi kelimesi bile onun için yeterli değil. Çünkü fizik ötesi dediğiniz zaman sınırlı varlıklar var. Fizik ötesi işte cinler var, melekler var. Yani varlıklar var. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu boyutların hiçbirisine sığmıyor. İşte o hiçbirisine sığmayan varlık fizik alemdeki bir varlığa temas noktasında bir elçi seçiyor. Bu kelimeyi bilerek kullandım. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam'a hangi ünvanı vermiş? Elçi. Meleklerden de elçiler var. Elçi seçiyor. Dolayısıyla bu elçi fizik alem boyutuna iniyor. Yani insan suretinde Nebi Aleyhisselam'a geliyor.
insan suretinde ama bazen de özel hali neyse öyle görünüyor ki bu surede iki defa özel haliyle göründüğünü hemen hemen açık ihsas ettiren beyan var Cebrail'in. Ve bu tarihte de İslam tarihinde de bir Nebi Aleyhisselam ikram ismi Rabbikellezi halak ile başlayan Sure-i Celile'yi almaya başladığında Cibril'i orijinal haliyle gördü ki bu sure o dönemde inen bir suredir. Yani o dönemin sonrasında oraya yakın bir dönem. Yine ikincisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram diye başlayan İsra suresinde Nebi Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'den Kabe-i Muazzama'nın olduğu yerden Kudüs-i Şerif'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüşünden söz ediliyor. İsra olayı diyoruz buna. Onu tamamlayan mesele de hadislerde detaylı, hadise itibar etmeyenler reddediyorlar. Şimdilik dediğim gibi bu konuya temas etmeyi uygun görmüyorum. Ama kulunu bir gecede Mekke'den Kudüs'e götürmeye gücü yeten Rabbimizin nebisini semaya yükseltmesinde de hiçbir sakınca görmem ben. Çünkü onun gücü her şeye yeter. Dolayısıyla fe evha Rabbi Zülcelal son okuduğumuz ayet buydu. Vahyetti. Rabbi Zülcelal vahyetti. İle abdihi. Kime? Kuluna. Abd biliyorsunuz köle manasına da geliyor. Abd. Kul. Kulla köle arasındaki farkı geçmişte söyledik. Bir daha söyleyelim. Severek, isteyerek, razı olarak birisinin bütün arzu ve isteklerini, bütün emirlerini yerine getirmeye kulluk diyoruz. Yerine göre bazen zorla, bazen saygıdan, bazen makam sebebiyle, bazen farklı meselelerden, çıkardan, şundan, bundan yapılana da kölelik diyoruz biz. Yani icbari olana. Dolayısıyla Resul Aleyhisselam'ın en büyük sıfatı kul olmasıdır. Bunu niye böyle söylüyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Nebi Aleyhisselam'ın nübüvvet ve risalet sıfatı abd yani kul olma sıfatından sonra gelmiştir. Kulluk çok yüksek bir şereftir. Şöyle de diyebiliriz, kulluk risaletin başlangıcıdır. Dolayısıyla velayet de kulluktan sonra gelir. Kulluğu olmayanın velayeti olmaz. Eğer velayet bir tasavvufi seyri sülükten kazanılacaksa kulluğu olmayanın tasavvufu da olmaz. Tasavvuf konuşması da anlamsız olur. Ve bu kulluk sınırlarını çizerken işte yalan söylemek, zulmetmek, haksız kazanç yemek, faiz almak, zina etmek, içki içmek, bütün bu kötü fiillerden uzak durduğumuz gibi Nebi Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun gece namazından, beş vakit namazdan, Ramazan orucundan, pazartesi, perşembe orucundan yani kamil bir insanda dışa yansıyan Allah aşkıyla yapılmış amelleri yapmaya çalışmak kulluktur. Bu kulluktan sonra tasavvuf, bu tasavvuftan sonra hakikate ermek gelir. Kemal sahibi olmak gerekir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kuluna vahyetti. Müşrikler nazarında bu ayetin manası ne? Siz Muhammed'i kendiliğinden uydurdu diyorsunuz. Yani yalancı veya cinler söyledi. Halbuki o kimin kulu? Allah'ın kulu. Dolayısıyla siz ne derseniz deyin, Allah ona sahiptir. Yani ona Allah Celle Celaluhu dosttur ve onu kulu kabul ediyor. Yani kendisine eskiler şöyle diyorlardı, kendisine muzaf yapmış. Abdillah anlamına burası. Ne demek yani? Kendisine bitiştirmiş.
araya bir şey koymadan kendi adını Nebi Aleyhisselam'ın adıyla anmış. Ne aklınıza geldi? Mevlüt yazarı Süleyman Çelebi, değil mi? Adını adıyla yazdığını ifade ediyor Süleyman Çelebi ki cennette ifade böyledir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı çok yüksektir. Allah Celle Celaluhu, kainatın Rabbi, her şeyi yoktan var eden, onunla kendisi arasında hiçbir şey koymaksızın kendisiyle onu bağlıyor. Kendisiyle onu bağlıyor, kendi ismine onu bağlıyor. İsminin önüne. Ki Abdullah kelimesi böyle. Dolayısıyla مَا اَوْحَى neyi vahyetti? Vahyedeceği şeyleri vahyetti. Vahyi getiren kim? Cibril. O zaman özneyi Cibril yapsanız ne olur? Cibril vahyetti olur. Öyle değil mi? O zaman mana ila abdihi batar mı? Değişir mi? Yok. Allah'ın kuluna Cibril vahyetti. Yani Allah'tan aldığını Cibril, Allah'ın kulu Muhammed Aleyhisselam'a ne yaptı? Vahyetti. Neyi vahyetti? Ma evha. Kendisine ne söylenilmişse, kendisi neyi vahyetmesi gerekiyorsa, Allah ona ne vermişse emanet olarak getirdi, onu verdi. Dikkat ediniz. Özne değişti mi? Mana çok farklılaşmıyor. Ama makamlar da biraz farklılaşıyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'a vahyi getiren çok özel bir hal müstesna Cebrail Aleyhisselam'dır. Resulullah Aleyhisselam, şimdi burada ikinci ayet Cibril, fail Cibril olabilir diyor. İkinci ayet. Yani bunu söyle, ben söylemiyorum ha. Arkadaşlar geçmişte de söyledim, ben müfessir değilim. Ben okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Şimdi ikinci ayette me kezebe. O yalanlamadı. Şimdi kim o? Gene burada anlaşılması gereken fail. Onu bulmamız lazım. O kim? Yalanlayabilecek olan, olaya en yakın şahit olan, önce olay çarpıksa reddeder. Yani bir olay sahteyse onu ilk reddedecek olan kimdir? Olaya en yakın olan, ona şahit olan, vahye muhatap olan kim? Nebi Aleyhisselam. Cibril'i gören kim? Nebi Aleyhisselam. Dolayısıyla mekezebe. Yalanlamadı. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin Allah aşkına. Ben ısrarla bunu söylemeye çalışıyorum kendi nefsime. Yalanlayacak olan akıl mı? Hayır. Diyor ki el-fü'ed. Kalp de değil. Çünkü kalp dönektir. Kalebe döndü demektir Arapçada. İnkılap kelimesi var. Kalp dönektir. Kalbin kıblesi çarpık olabilir. Kalbin kıblesi bazen Roma'ya olabilir. Bazen şeytana olabilir. Yani kalp dönektir. Çünkü kalp ruhu barındırdığı gibi neyi de barındırır? Nefsi de barındırır. Yani baktığı yere göre kalp iman eder. Nereden baktığı, neden tartışma var insanlar arasında? Herkes kalbinin baktığı yerden iman ediyor da ondan. Dolayısıyla kalp kelimesi de kullanılmamış. Kur'an'ı bu manada ciddi bir biçimde gözden geçiren insanlar diyorlar ki, insanda kalpten başka bir şey var. Rahmetli Dursun Beyli Sarı Hoca Efendi'nin bir kitabı var. Kendi eliyle yazdığı bir kitabı. Ben onu latinize ettim, kendi kütüphaneme koydum. Şimdi Mehmet Ruhi yayınlayacak herhalde. Eski belediye başkanı, o da yapmış, bitirdiğini söyledi bana. Orada ben ayrıca bir tablo olarak çizdim. Sarı Hoca Efendi kalbi anlatırken en dıştaki kısma kalp demiş. Onun bir boyut altına gönül demiş. Sır var, hafi var, ahva var. İç içe yedi tane makam var. Hani yedi makam ne? Yedi makam nefs makamları. Nefs-i mutmainneye kadar. Allah ona rahmet etsin Sarı Hoca Efendi.
pek güzel meseleyi anlatmış. Resulullah Aleyhisselam'a da dikkat ediniz. Hadis-i şerifte söylediği nedir? Resulullah Aleyhisselam dikkat ediniz. Ele hiyel kalbu. O nedir? Kalptir. Neden diyor? Çünkü o merkezi ifade ederken bir bütün olarak söylemiş. Sizin diyor bünyenizde, bedeninizde, sizin bedeninizde bir şey var. Bir şey değil mi? Et parçası. Ha. Bir et parçası var. O et parçası iyi olursa, et parçası iyi olur mu? Demek ki et parçasının içinde iyi olan bir şey var. O et parçası öyle bir özelliğe sahip ki az önce söylediğimi de kuvvetlendirecek bu. İyi olursa iyi olur et parçasının sahibi olduğu insan. Eğer o et parçası kötü olursa, demek ki et parçasının kötü olma ihtimali de var. Bilmem anlatabildim mi meseleyi? Kötü olma ihtimali de var. O zaman insan ne olur? Kötü olur. Onun için dedim kalp böyle dönektir. Ne gibi? Televizyonların alıcıları gibi, antenler gibi. Kalbin içinde ki televizyoncu bakıyor bana, onun içinde özel bir beyincik var. Komuta eden tık 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 tuşlara bakıyorsun, basıyorsun. Nereyi sadece göstersin diyorsun? Amerika'yı. Başka bir yeri gösteriyor mu? Göstermiyor. Nereyi istiyorsun? Sadece kağıdı. Başka bir yeri gösteriyor mu? Göstermiyor. Yaşlılarımız diyor oğul dursun Kur'an dinleyin. Sadece o. Başka bir yer dur. O zaman tık 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 onu hemen şifreliyorsun. Oraya sabitliyorsun. İşte bu sabitleme eyleminin öğrenilmesi işine tasavvuf deniyor. Tasavvuf ayrı bir din değildir. Tasavvuf ayrı bir din değildir. Ve olmazsa olmaz. Çünkü bu insana, bu da bir iş. Bu da bir iş. Bunu başarabilenlere soruyorsun. Usta bunu nasıl yaptın? Diyor ki vallahi ben yaptım. Birisi diyor ki ben bunu 40 gün 40 gece şöyle şöyle uzlete çekildim. Öbürü diyor ki yok ya ben uzlete çekilmedim. Ben uzun yollar kat ettim alimi buldum. Musa Aleyhisselam öyle yapmadı mı? Alimi buldum. Öbürü diyor ki yok ya ben o yolu denemedim. Ya ben 1000 defa lafzatullah söyledim. Öbürü diyor ya o çok az. Ben 50 binle ancak öğrenebildim. Bunlar da birilerine tecrübelerini söylüyorlar. Dinin ta kendisi değil. Ancak kalbin farklı bir konuya mı girdik? Evet. Ama elzem bir konu. Olmazsa olmaz. Elzem bir konu. Dolayısıyla kalbin bu sanatı yakalamış olması için gene başa dönüyorum. Yukarıda öğretmenin karakteri vardı. Zumirra. Çok güzel görünüşlü, karakterli, iradesini kullanabilen, akıllı öğretmen vasıfları için söylemiştik ya. Öğretmenin yerine öğretmeni kaldırın ne koyacaksınız? Mürşit. Bu nitelikler olmazsa olmaz zaten. Ama onun da öncesinde yine az önce söyledim. Eğer şeriat yoksa, eğer vahye teslimiyet yoksa, eğer iman yoksa bunların hiçbirisi beş para etmez. Hiçbirisi beş para etmez. Nitekim şimdi Çinliler elmas ürettiler. Elmas hakikidir diyen makineye sokuyorsun, üretilen elmasa hakikidir diyor. Ve biliyor musunuz? Elmasın neredeyse değeri bir para. Yani 3 lira 5 lira ha, dolar molar değil. 3 lira 5 lira. Ama elmas makine bile ayırt edemiyor. İşte böyle kalp sahte bir şey çıkar ortaya. Makinelerin ayırt etmesi için o makinelerinde adam gibi rektif olması lazım. Şimdi az önce söyledik bir daha. Hep önceye atıp yapıyoruz. Geçmiştekilerin dediği gibi söyleyeyim. Artık siz anlayın. Nerede durursanız artık. Allah size de bana da kolaylık versin. Dolayısıyla merkez eden Fuat. Kalp yalanlamadı. İman edecek olan da kalptir. Tasdik edecek olan da kalptir.
İkna olacak olan da kalptir. Akıl değil. Aklı sen çöpe mi atıyorsun, burada konuştum. Hayır efendim. Aklı çöpe atmıyoruz. İman aklını konuşuyoruz şu anda. İman aklını, kalbinde iman olanın aklını konuşuyoruz. Olgun akıl, lübbün diyor Kur'an-ı Kerim ona. Dolayısıyla neyi yalanlamadı? Gördüğünü. Şimdi Mekke müşrikleri vahiy getireni gördüler mi? Görmediler. Ama ne diyorlar? Yalan diyorlar. Peki vahiy getireni Resulullah Aleyhisselam gördü mü? Gördü. Eğer cin olsaydı olmaz böyle şey derdi. Başka bir şey olsaydı. O gördüğünü ne yapmadı? Yalanlamadı. Demek ki burada arkadaşlar Allah Celle Celaluhu karşısında çok kavi, çok sağlam, çok metin, hastalıksız bir kuldan söz ediyoruz ki o Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Dolayısıyla onun olmadığı bir din tamam değildir. O önemlidir. Ne onun sözlerini iptal edebiliriz? Elbette sözlerine söz bulaştıranlar olmuştur. Ayıklayacağız. İslam tarihinde, hadis literatüründe özellikle uydurma hadisler başlığı vardır. Zayıf hadisler başlığı vardır. Zaten bugüne kadar müminler bunu yapmışlar. Gerizekalı değil bu adamlar. Müslümanları bu kadar gerizekalı koyuyorlar gerizekalı yerine. Ben de bunu hazmedemiyorum. 1400 senedir zaten mevzu olan ayıklamış. Gazali kullanmış. Gazali hiçbir zaman mevzuyu yani uydurmayı kullanmadı. Neyi kullandı? Daifi kullandı. Nerede kullandı? İbadete, teşvikte kullandı. Ama şeriatın içerisindeki ölçülerde adam asmada kullanmadı. Yahut zekat verme yerinde kullanmadı. Bunun kendine göre sıfatları kendine göre bir zincirleme ilmi bir tespiti var. Derecelendirmesi var. Yani size bununla söylemek istediğim şu, lütfen Allah aşkına toptancı olmayalım. Külliyen çöpe atmak, külliyen reddetmek işin kolayı. Bu bize yakışmaz. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın bizatihi kendisi Allah katında özel ve değerli. Şimdi müşrikler görmediler. Efetumarunehu. O müşrikler. Şuraya meali de yansıtayım da siz de bakarsınız. Çünkü aşağıya doğru hepsi tartışmayla bitiyor dikkat ederseniz. Münakaşayla. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la sürekli cebelleşiyorlar, cedelleşiyorlar. Şimdi görmedikleri bir şeyin Resulullah Aleyhisselam'a vahiy getirip getirmediğini tartışıyorlar. Kiminle? Onunla. Kim tartışıyor? Müşrikler. Ya adama diyorsun sen gördün mü? Görmedim. Ama ben gördüm. Peki benim gördüğüme nasıl inanırsın? Benim gördüğümü laboratuvara sokamazsın. Hiraklil soruyor Ebu Sufyan'a. Yalanı var mı? Hiç yok. Ne hayvanları aldatmış, ne insanları aldatmış. Zulmü var mı? Yok. Geçimsizliği var mı? Yok. Saygısızlığı var mı? Yok. Aşağılaması var mı? Yok. O zaman yani bu adamın karakterinde yalan emaresi var mı? Yok. O zaman bu adam doğru söylüyor. Niye sen bunu bütün konularda doğru söylüyor, kabul ediyorsun da burada yalan söylüyor? Bu işin sırrını burada ifade ettim iki hafta evvel. Mekke müşrikleri Allah'a iman ediyordu. Bizim bildiğimiz Allah'a. Bir daha söylüyorum. Mekke müşriklerinin inandığı Allah bizim bildiğimizden farklı değildi. Bunun en açık delili nedir? Onlar İbrahim'in çocuklarıdır. Ataları İbrahim'in bıraktığı miras üzere Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kabe'ye Beytullah diyorlar. Kimin evi? Saygıyı ona göre gösteriyorlar. Safa Merve'de yürüyorlar. Arafat'a çıkıyorlar. Onlar da. Tabii Erkam bin Ebil Erkam'ın evi
Safa yokuşundan aşağıya inerken Kabe tarafında hemen soldaydı. Biz diyor o Kabe'ye gelmiş müşriklik döneminde. Kabe'ye gelmiş ziyaretçiler Safa'dan yürürlerken şimdiki gibi böyle serinlikler, buzdolabı falan yok. Terliyorlar falan. Candan diyor su böyle serpiyordu. Başlarını okşuyordu. Hani şu meşhur Erkam'ın evi var ya. Erkam bin Ebil Erkam. Hani o da Mekke'nin dışında değil. Saklı gizli toplandıkları yer. Niye? Çünkü Mekke'de evler 3 metre, sokaklar 30 santim, 40 santim. Dolayısıyla Kabe'ye varıncaya kadar 5-10 sokak var. Erkam bin Ebil Erkam genç birisidir. Kendisinin evi, hanımı var, kendisi var ve kendisinin evi konak gibi. Düşünün, 70 kişi, 80 kişi, 60 kişi geliyor ama pabuçları kimse görmüyor. Büyük olmayan evde pabuçlar görülmez mi? Yani şimdi bugün eskiden sadece oda olan yerlere, köylerde böyle gidiyoruz. İki kişi geldi mi ayakkabıyı nereye koyuyor? Evin önüne. Erkam'ın evine giriyorlardı, kimsenin ayakkabısı görülmüyordu. Çünkü Safa'dan inen yokuş Erkam'ın evinin bitişiğindeydi. Ve onlar şimdi gene dönüyorum. Aynı Allah'a iman ediyorlardı. O Allah hiçbir şekilde reddedilmez. Reddedilmeyi hak etmez. Putlara da iman ediyorlar. Neden? Putlar Allah yerine, Allah namına yeryüzünde kanun koyanlar. Kanun koyanlar. Demek ki o zaman putlara şöyle bakıyorlar. Allah insanı yarattı bıraktı. Dünyayı kim yönetiyor? Putlar yönetiyor. Putların konuşması olmadığına göre kim yönetiyor? Kahinler yönetiyor, çıkarı olanlar yönetiyor. İnsan hayatına, tefsirlerde bu not edilmiş. İnsan hayatına dokunan Allah'tan memnun olmadıkları için Allah'ı reddettiler. Bir daha söyleyeceğim. Tuvalete böyle gireceksin. Ananın babanın odasına böyle gireceksin. İnsanla böyle sen anlaşacaksın. Ticarette bunu yapacaksın. Faiz almayacaksın. Zina etmeyeceksin. Evlenirken şu kurallara riayet edeceksin. Günde 5 defa namaz kılacaksın. Bunlar hep insan hayatına nedir? İnsan hayatına dokunan Allah'tan hoşlanmadılar. Şimdi siz söyleyin bana. Günümüzde neden bu adamlar feryadı figan? Başörtüsünü reddediyor. Niye insan hayatına dokunanı reddediyor? Konuştuğu zaman Allah'a iman ettiğini, saygı duyduğunu söylüyor konuşurken. Ama insan hayatına dokunan Allah'tan memnun olmuyor. Ve beni bağışlayın. Hayatına dokundurmayan insanlara müşrik demiyorum. Ama müşriklerin büyük bir sıfatını elbise olarak giymiştir. Eğer bir insan ticaretinde, ahlakında, edebinde, yaşayışında, hayatına Allah'ın dokunmasına izin vermiyorsa, ya işte bu zamanda olmaz, bu şartlarda olmaz, bu ticari zeminde olmaz falan gibi bir takım mazeretlerle, ben öğretmen oldum, öğretmenlikten biliyorum. Devlet memurluğu yaptım ben. Devlet memurluğu 1979'da ben devlet memurluğunda sakal bıraktım. Konuşulanları biliyorum. Dokunma noktasında dokandırtmak istemeyenlere müşrik demem, ancak müşriklerin büyük bir sıfatını elbise olarak giymiş olur. Bilmem meselemi ifade edebildim mi? Hayata müdahale istemiyor. Hayata müdahale istemiyor. Eğer kim istemiyorsa müşrik sıfatıyla muttasıl. Allah muhafaza etsin. Allah'sa yerleri gökleri yaratan, insanı da yaratansa, Nebi'yi gönderen, vahyi de gönderense, Cibril'i aracık kılansa, insanın hayatına dokunacak. Kaldı ki zalim değil. Adil. İnnallâhe ye'muru bil adil. Adil. Kaldı ki adil sıfatıyla da yetinmemiş. Adil sıfatını da aşan Rahman. Onunla da yetinmemiş ahiret için Rahim sıfatıyla muttasıl. Bir cennet değil, iki cennet değil, üç değil, dört veriyor.
yetmezse bir de cemaliyle selamlaştırıyor. Dolayısıyla bu konu hassas bir konu. Mekke müşrikleri Cibril'i görmediler ama Cibril'den haber veren Resulullah Aleyhisselam'la ne yaptılar? Münakaşa ettiler. Bugün, dün akşamdı, bir küçük çocuk dedi ki benim canım şunu çekti, götürdüm onu bir lokantaya, orada lokanta sahibi oturalım hocam iki dakika, oturduk. Ondan sonra bir beyefendi var, bir hanımefendi var. Yani giyim kuşamları tarzından bakarak belki öyle ifade edebilirim ama bizim yakayla pek temasları yok. Şimdi hanımefendi oradaki yani ısrarla ama başkası dedi. Ben de ısrarla ama siz ne olacaksınız dedim. Dedim ki haftada bir ayet halletseniz senede 52 hafta yapar. 10 senede 520 ayet yapar. Ama başkası yok hanımefendi cennete gidecek olan sizsiniz. Ama siz bak bir hafta sonra sizi görürsem gene sorarım ilk ayete bak. En son ayrılmadan dedi ki bana Türkçe bir Kur'an-ı Kerim verebilir misiniz? Götüreceğim inşallah. Kimdir bilmiyorum. Adını da sorma. Ama işin temelinde söylemek istediğim şu. Hiç Kur'an'ı görmemiş ama din konusunda ısrarla söylediği. Benim babam diyor hocaydı. Israrlı. Yani söylediği bu. Genel laf biliyorsunuz. Yani hocaydı. Hocaydı eyvallah. Yani Lut'un da oğlu. Oğlunun babası peygamber diye bir anlam ifade et. Hatta İbrahim Aleyhisselam babası. Herkese Azer bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bu tartışmayı yapan adamların ellerinde vahiden delilleri yok. Delilleri nerede? Ama bu akıl da vahiye tabi olmadığı için farklı yollarda çalışıyor. Sıkıntı. Diyor ki ayet-i kerime şimdi bu 13. ayetten 18. ayete kadar alimlerimizin bir kısmı Miraç burada anlatıldı diyor. Yani bu ayetler Nebi Aleyhisselam'ın Miraç'a çıkışını anlatıyor. Bir kısmı da diyorlar ki Miraç olayı var fakat bu ayetler orayla bağlantılı değil çünkü önce indi. Ama öyle ama böyle. Şimdi ben sizinle bir şey paylaşacağım. Kararı siz verin. Ve lekat. Şimdi Arapça'da bu lam harfi, kat harfi, mazi fiil dediğimiz yani dili geçmiş zamanın başında geldiğinde tereddüt yok artık. Kesin. Mutlak böyle. Şüphe yok. O yüzden dikkat ederseniz tercüme ederlerken ya elbette ya kasem olsun ki ya and olsun ki böyle bir tercüme sistemi içinde tercüme ediyorlar. Böyle bir tercüme sistemi. Ve lekat. Kesinlikle ra'ahu. Şimdi gene öznelere müracaat edeceğiz. Gören kim? Görülen kim? Şimdi ben kuru meali de açabilirim size. Mealim içinde bu yok. Nitekim burada onu bir daha inişinde gördü. Tam buradan bak. Hiç açılım var mı? Yok. Tam aşağıda bir tanesi de demiş? Cibril'i demiş. Ama şimdi geleceğim oraya. Önce ben tercümeyi bitireyim. Ra'ahu onu gördü. Peki gören kim? Nebi Aleyhisselam. Özne o. Gören o. Onu gördü. Bu öznede ihtilaf yok. Onu gördü. Kim gördü? Nebi Aleyhisselam. Nezleten uhra. Bir başka inişinde gördü. Bu ne demek? Cibril'i Nebi Aleyhisselam görmüş. Nasıl gördü? Anlattık. Ufuktan geldi, yaklaştı. Onun da yarısını anlatmadım. Çünkü korktum işin doğrusu. O da ayrı bir şey. Yani işari tefsirden hiç o kesite girmedik. Yaklaştı, sarptı. Bu anlamda Nebi Aleyhisselam Cibril'i semayı kaplamış gördü. Bunu ne zaman gördü? Vahiy başlangıcında. Bütün sema, ki bütün siyer kitaplarına bakarsanız görürsünüz, Nebi Aleyhisselam daima Cibril ona sesleniyordu. Ya Muhammed, ya Muhammed, ses geliyor burada, bakıyor. Mücessem bir varlık. Ya Muhammed, bakıyor, gene aynı varlık.
Elhasıl Cibril'i asli hüviyetiyle gördü. Ama bir kere değil, onu bir daha gördü. Onu bir daha gördü. Nebi Aleyhisselam. Nereden? İnde Sidretil Münteha. Sidre-i Münteha'da. Bakalım ne demişler Sidre-i Münteha'ya? Burada görelim bakalım. Ya Subhanallah. Tercüme etmeye cesaret eden bir kişi görüyorum burada. Kimse tercüme edememiş. Dikkatle bakın. Ben başka kitaplara da baktım. Sidre-i Münteha'yı tercüme eden babayiğit var mı burada? 6-7 tane meal var burada. Ben 20-25'i belki buldum. Cesur adam yok. Sidre-i Münteha. Bir tanesi demiş ki en uçtaki ağaç. Ya gökte ağacın işin ne? Bir ağaç var demek ki ama ağacımsı bir şey demek ki. Yani fizik ötesi bir alem. Dolayısıyla Sidre-i Münteha'nın kesin olarak ne olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Ama o Sidre-i Münteha yukarıdaki ufuk-ı alaya bağlandığına. Yani arzda değil. Nerede? Semada. O zaman Cibril'i semada görmüş Peygamber Aleyhisselam. Bak araya bir cümle koydum. Nereye geldi? Nebi Aleyhisselam nerede görmüş? Semada görmesi için kendisinin ne yapması lazım? Yükselmesi lazım. Uruç etmesi lazım. Yükselme demeyeyim. Arapçasını söyleyeyim. Uruç etmesi lazım. Arapçası bu zaten. Uruç etmesi lazım. Uruç ne? Yani miraç. Gel şimdi bu delille miracı inkar et. Bu mümkün değil. Sidre-i Münteha yeryüzünde değil. Bir defa güneşin doğduğu ve battığı nokta ufuk-u ala. Sidre-i Münteha da onun ötesinde, o civarda bir yerde. En uzak nokta bir ağaç. Yani sidre ağaç manasına. Ağaç, en uzak ağaç. Ama bu ağaç ne ağacı? Şimdi ben sofilerin anlattığını söylesem bu ağaç ne ağacı? İnanır mısınız? Kitap yazmış adam. Bir yetmemiş, iki yazmış. Yetmemiş, bir daha yazmış. Fakat kim ne anlatırsa anlatsın Nebi Aleyhisselam'ın yaşadığına yaklaşabilir mi? Mümkün değil. O zaman Resulullah Aleyhisselam'ın imanı çok farklı. Mümkün değil. Sidre-i Münteha. Özellikle o وَالنَّجْبِ اِذَا هَوَادًا Heva kelimesi mesela Yaşar Nuri'ye baktım. Yaşar Nuri toprağı bol olsun. Gitti biliyorsunuz yakın zamanda. Çekinmeden söylüyorum onu. Çünkü kendi ikrar etti. Efendim baktım mealinde demiş ki o heva kelimesine vazgeçememiş manada. Üç mananın üçünü de yazmış mealinde. Yerden gövdesiz biten otlar demiş. Otlar gibi yükselen demiş. Şimdi dikkat edin bir daha. Yerden gövdesiz biten ot gibi yükselen. Nebi Aleyhisselam demek ki bir şeye tutunup bir merdivenle yukarıya ne yapmamış? Çıkmamış. Semaya yükselmiş. Veya kalben manen yükselmiş. Kalben yükselmiş. Yani bunu tekrar söylüyorum. Yani bu manayı anlatabilmek için yaşayan olmak lazım. Veya iman etmek lazım. Şimdi burada tabi alimlerin bir kısmı diyor ki bir kısmı burada وَلَقَدْ رَعَاهُمْ نَزَّةً اُخْرَى'ya gören kim? Nebi Aleyhisselam. Görülen kim? Allah Celle Celaluhu. Nitekim Ebu Zer'e geliyor. Diyor ki sahabe Nebi Aleyhisselam'a kavuşsaydım Allah'ı görüp görmediğini sorardım. Ebu Zer diyor ben sordum. İyi gördüm ne dedi söyle. Allah'ın nurunu gördü diyor. Öyle söyledi. Çünkü la tutrikuhul ebsara göre ehl-i sünnet akidesinde de sabittir. Allah mekandan münezzeh olduğu için zatını görmek mümkün değil. Peki bugün yeryüzünde yürüyüp giden insan Allah'ı görebilir mi? Görür. Nerede görür? Eserlerini görür.
bir tohumdan bir çınar çıkıyor. Gören nasıl baktığına bağlı. Görür. İşte bu görebilme kabiliyetini yakalama. Görebilme kabiliyetini yakalama. Yani bu önemli, ciddi. Bir doktorla münazaramız var, size geçmişte söylemiştim. Buğday tanesi pamuğun içinde yeşeriyor, ıslak pamukta değil mi? Doktor kardeş dedi ki o zaman, yani oluşumun Allah'tan değil de kendiliğinden olduğunu ispat sebebinden, bak dedi buğdaydan ne fışkırıyor? Yeni bir filiz fışkırıyor. Benim de ona sözüm şu oldu. Buğdaydan kiraz çıktığını gördüm. Buğdaydan filiz çıkıyor, eyvallah. Buğdaydan arpa olur mu? Arpadan arpa oluyor. Buğdaydan da buğday oluyor. Dolayısıyla bir kudret buğdaya diyor ki, sakın senin iraden yok, bak başka bir şey olma. Eğer mahlukatın tek tek iradesi olsaydı, yılan adamı ne yapardı? Deve insanı sırtına bindirir miydi? Fare insandan kaçar mıydı? Sivrisineğin aciz bıraktığı insana bütün mahlukat hükmederdi. İnsan da böyle olmazdı. Dolayısıyla iradesi değişimi sağlamıyorsa yüksek bir ne var demektir? İrade var demektir. O irade de Allah Celle Celaluhu. Ve bu sebeple Allah Celle Celaluhu hiçbir varlığa benzemez. İhlas suresinde وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ayet-i kerimede var. Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Bu anlamda insan Allah Celle Celaluhu cennette de görecek. Ehl-i Sünnet itikad ediyor. Ancak gördüğü Rabbimizin zatı hiçbir zaman olmayacak. Orada mı? Tek, tabii orada. Tecellisi olacak. Çünkü dayanamaz insan onu görmeye. Ama mahiyetimiz değişecek orada. Ne kadar mahiyet değişirse değişsin, o mahiyeti verenin mahiyetine giremiyorsun. O zaman ilahlık olur. Evet. Mümkün değil. Devreler atar. Sen bunu daha iyi bilirsin. Yani 100 voltluk bir şeye 1000 volt yüklediğin zaman şakır şakır devreler atar. Devreler atar. Bu mümkün değil. Ama Rabbimizi göreceğiz. Fakat bu görme Allah Resulü'nün hadisinde kendini bize anlatıyor. Ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi Rabbimizi göreceğiz. Bunu Nebi Aleyhisselam söylüyor. Niye güneşi gördüğünüz gibi demiyor? Çünkü güneşi göremeyiz. Güneşe bakamayız. Aracılara bakabiliriz ancak. Ama ay ışığı kendinden olan değildir. Yani yansıtandır, yansımadır. Yani tecellidir. Tecelli. Tecelliyi de buradan bağlıyorlar zaten alimler. Dolayısıyla şimdi ister Nebi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu gördü bir başka defa, ama bu sefer birincisi yukarıdaki vahyin ilk indiği yıllar, 5. yıl. Bu ise ne zaman gerçekleşiyor? Gelecekte buna göre veyahut da o tarihlerde inişi varsa Resulullah Aleyhisselam'ın miracında. Nerede olacak bu? İnde sidretil münteha. Buradan yine şunu da söyleyebiliriz. Sidre-i müntehanın yanında olan Allah Celle Celaluhu tarzında bir yaklaşım, ancak nuru olabilir. Öyle anlayabiliriz. Veyahut da Cibril olabilir. O yüzden de Allah'ın zatını görmek mümkün değil. O sidre-i müntehanın yanında. Şimdi bu çok ilginç. Bir de ne varmış? İndehe cennetul me've. Eva sığınmakla ilgili bir kelime. Me'va, içine girdiğinde artık tam anlamıyla sığınmışsın, ölme öldürme yok. İçkiden sarhoş olma yok. Çocukların ekmek parası istemeden bunalma yok. Hanım dırdırı yok. Hadi biraz böyle söyleyelim. Hiçbir şey. Huzur var sadece. Me'va. Hani bazen diyorlar ya, şimdi dünyadaki hanım orada da mı olacak hocam falan. Ya o dırdır ipini kesiverecek Allah. Şak makası vurdun mu dırdır bir daha olmayacak. Orada yok yani böyle bir şey. Yok böyle bir şey.
Dolayısıyla oradan bir cennet var. Sidretül Müntaha'nın yanında ve Nebi Aleyhisselam o cennetin yanındaki Sidretül Müntaha'nın yanında Cibril'i gördü. Dolayısıyla Sidretül Müntaha'yı gördü. Aynı zamanda dolayısıyla neyi gördü? Diyor ki ben cennetleri gezdim. Nebi Aleyhisselam. Yalan söylemediğinin delili bu. Dolayısıyla neyi gördü? Cenneti gördü. Ve orada Nebi Aleyhisselam ki şu iki ayet yani bitiriyor işi. Allah Resulü'nün donanımını anlatıyor bu manada. İrdiyatça sidre me yavşa. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Ne kaplamış? Meçhul. O meçhulden dolayı akıl yormuşlar. Görülen neydi? Nur. Öyleyse sidreyi ne kapladı? Nur. Görülen neydi? Melek. Öyleyse sidreyi ne kapladı? Nebi Aleyhisselam'ın tabiri. Diyor ki ağaçlardaki kargaların böyle nasıl hani gölgelik gölgelik. Nefis bir portredir bu. Güneş batarken grupta milyonlarca uçan kuşu güneşe karşı seyrettiyseniz ki Allah bana yardım etti ben baktım akıl almaz bir şey böyle melekler kaplamıştı. Hatta diyorlar sidre bir ağaçtır. Ağacın yaprakları var her yaprakta bir melek her bir melek kendi dilinde tesbih ediyor. Şimdi bir aleme bir boyuta giriyorsunuz milyonlarca milyarlarca ifade edemeyeceğimiz tarzda varlıklar Allah, Subhanallah, La İlahe İllallah, Elhamdülillah ama bir kere değil. Arı kovanı gibi. İnsan ne olur? İnsanın normalde çıldırması lazım. Bir de bunu uyanıkken görüyorsunuz. Uykuda değil. Bir de buna aklı başında şahit oluyorsunuz. Yani başka türlü değil. Dolayısıyla sidreyi kaplayan kapladı derken Allah Celle Celaluhu'nun nuru Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu anlamda bahşedilenler her birisi için mana açık, ucu açık söylenmiş. Ben detaylara girmeyeyim. Saati önüme koymadım. Neyse. Tam vaktinde bakmışım. İki dakika kalmış. Sıkıntı olmadığınızı bilmiyorum. Mâzâ gâlbâsâ. Şimdi biz böyle şeyi gördün mü? Dehşet diyoruz ya. Aklımız başımızdan gitti. Olmaz böyle şey. Gözlerime inanamadım. Gözlerime inanamadım. Burada diyor ki mezâgal basar. Zeyk nedir biliyor musun? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Şöyle kaygan taş üzerinde kayma. Hafifçe kayma. Kayınca hafif de olsa kaydığınızda denge kaçar. Kaybolursunuz. Veya istikametiniz değişir. Hele uzay hesabıyla yaparsanız bir milim kaysa yani Allah Resulü bunları görünce hani şimdi bir adamı içi altın dolu mücevher dolu yakutlar efendim gümüşler zemen efendim şey, bir sürü şeyler dolu bir yere soksanız adamın aklı işin başından gider hani İmam Gazali'nin tasviri var böyle ondan alır bundan alır heybesine koyar şu olur bu olur Nebi Aleyhisselam hiç disiplini bozmadı niye? Çünkü daha yukarıda söylenmişti Allah'ın nurunu gördü. Şimdi arkadaşlar biz namazda niye geziniyoruz biliyor musunuz? Görmeyi beceremediğimiz için. Dünyadan kopamıyoruz. Görmeyi beceremediğimiz için. Namazın kaç farzı var? Kaç farzı var? 12. Efendim? Bilemediniz. 13. Namazın 12 farzı var diye eksik söyler. Korkunç eksik söyler. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazın en güçlü farzı huşudur. Zahiren uygulanacak farzlar 12'dir. Ama asıl namaz huşu ile. Huşu nedir? Kalptedir. O nedir? Allah Celle Celaluhu'nun azameti karşısında hayranlıkla ona bağlanan, teslim olan, saygı duyan, onun huzurunda saygıdan dolayı eriyen varlıktır. Huşu.
Ben bunu anlatıyorum ama yaşamam. İşte az önce tasavvuf dediğim şey, bunu öğretmiyorsa o tasavvufu çöpe atmak lazım. Bu önemli. Bu huşu önemli. Namazın şartıdır bu. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın kalbi o yüzden namazda da sapmıyordu. Namaz kılarken namazda da sapmıyordu. Ama bizim öyle değil. Bizim hani İmam Azam Rahimahullah'ın denemesinde olduğu gibi demiş 100 rekat namaz kıl kaydını bulursun. 4. rekatta hatırlamış. Niye? Çünkü geziniyor. Şeytan razı değil. Ben en çözülmeyen meselelerimi namazda çözdüğümü biliyorum mesela. En sıkıntılı durumlarda namazdan kurtuluyorum. Adama ne söyleyeceğim? Aklıma bir türlü gelmiyor. Gevşeteyim, yumuşatayım, meselemi anlatayım. Namaza durunca bir sıralıyorum ki böyle. O edebiyatçılar benim söylediklerime yetişemez. Dolayısıyla mezâkel basar. İşte böyle mümin, kamil mümin bu noktaya çıkmalı. Tasavvuftan anlatıyor adam. İşte şunu gördüm, bu rüyada bunu gördüm, orada onu gördüm. Geç arkadaş, geç. Rüyaların tasavvufunu yaşıyor. Sarı Hoca da diyor ki, kim tasavvufta müşahede ettiklerini başkasına anlatırsa, zifaf gecesinin sırlarını anlatmıştır. O yüzden Sarı Hoca'nın şeyhini bilen yoktur neredeyse. Bu ayrı bir kalemdir. O yüzden ben burada defalarca ifade ettim. Tarikate davet olmaz. Çünkü herkesin kalıbına uygun değildir. Kabına uygun değildir. Bu kaba uygun olmayan insanlar insan değildir deme imkanımız var mı? Yok. Nebi Aleyhisselam'ın ashabından içki içen var mı? İran seferinde ya Sasani sahibine bir vakta diyor vallahi hapse soktuğumu bilmesem bu şimdi ismi hatırımda değil Ferankes'tir diyeceğim diyor. Öyle bir savaşıyor. Öyle yaman bir savaş. Ama içkiden kurtulamadığı için onu tutmuş hapse tıkmış içkiden dolayı. Tıkmış o da yalvar yakar adamına demiş ki ya ne olursun bırak ben Allah için abi engelleme ya. Gideyim savaşayım döneceğim sen. Sağ kaldım mı gelip buraya gireceğim. Hakikaten de dönmüş girmiş gene içeri. Ya adamın imanı var. Ama derecesi bu kadar. Derecesi bu kadar. Tabii bu halini insanlara ızhar eder. İçkiyi başkalarına gösterir. Onu güzel olarak lanse eder. Reklamını yaparsa o zaman dini yıkıcı olur. O da ayrı bir konu. Ona girmiyorum şimdi. Mazalar basar, bunu böyle yaptığı gibi. Bir de arkadaşlar, şimdi bu Vanna Talga var ya, bana onu hatırlatıyor. Ya diyor, bizim namazımız kılınmış, orucumuz tutulmuş. Ezelden temiziz biz diyor. Biz diyor, gittik, yürüdük Hakk'a, geldik diyor. Gelenler üç türlü. Onlardan birisi de tâhî. Burada ne diyor? Ömer tâhâ. Nebi Aleyhisselam gitti geldi ama gördüklerinden sonra güç, iktidar vehmetmedi. Farklılaşmadı. Artık ben oldum, Rabbimi gördüm. Daha ne arıyorum? Demedi. Hatırlayın bu olaydan sonra Miracı esas olarak konuşursa 12 sene daha Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı var. Bunun içinde hicret var. Bunun içinde Mekke müşrikleriyle 4 tane savaş var. Bunun içinde Yahudilerle 4 tane savaş var. Bunun içinde Bizanslılarla 2 tane savaş var. Fiili. Bunun içinde gazveler var, yolculuklar var. Var. Nebi Aleyhisselam ben oldum, ben yettim, ben tamamım demedi. O hep kul kaldı. Vama taba azgınlıktan etmedi. Dolayısıyla şimdi bugünkü sohbetimizin nihayetinde söylenecek olan şudur arkadaşlar. İmanımıza güvenip azgınlaşmayalım. Bilin ki küçük günahlarda ısrar sonunda büyük olur.
Büyüklerde ısrar, sonunda küfür olur. Kuraldır. Matematik kuralıdır bu. Bilmeliyiz ki, ben de bilirim, bilmeliyim, bilmem gerekir ki, bilmek her şey değildir. Şu anda Balıkesir'de Ramazan Zeybek, Allah rahmet eylesin. Ben dedi vaktiyle buraya geldiğimde 3 kişidir Salikçiyim dedi, Yüksek İslam mezunu. 3 kişi. Şimdi ilahiyat mezunlarını saymaya kalksak sağdan da soldan da sırayı bitiremeyiz. Ama bilmek her şey değildir. İşte bu azmamak, azgınlaşmamak çok önemlidir. Özellikle dini, diyaneti anlatan insanların bu konuda bildiklerine sığınıp insanların yollarını şaşırtmamaları lazım. Tabii notlarım vardı burada, bir sürü, onlara hiç bakmadım. İşte cennetler, cennetlerin isimleri vesaire. Dursun benim burada. Bir gün bu defterlerimi okuyanlar bakacaklar inşallah. Şimdi burada bir ayet okuyup bırakıyorum. Galiba 18'e geldi değil mi? Vakit de doldu. Evet. لَقَدْ رَعَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ Allah'ı görmedi diyenlerin delilidir bu aynı zamanda. Gördü diyenler de delil olarak kabul ediyorlar ama لَقَدْ رَعَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ Kesinlikle bilinsin ki Rabbisinin ayetlerinden gördü El-Kübra. Neyi gördü? En büyük olanı. Şimdi gene muallakta bir cümle. Allah'ın ayetlerinden en büyüğü nedir? Zatını göstermiyorsa bile sıfatını tecelli ettirmesidir. Değil mi? Nebi Aleyhisselam nurunu gördü yani. Veyahut da demiş ki alimlerimiz, Cibril emin Allah'ın ayetlerindendir. Nebi Aleyhisselam onu ne yaptı? Gördü. Veya Allah Celle Celaluhu'nun her beşerin görmesi mümkün olmayan cennetini gördü. Sidre-i Müntehayı gördü. Ama ayetel kübra min ayet diye geldiği için, bir tane gelmediği için, ayeti rabbihil kübra, büyük ayetler olduğu için bunların hepsini gördü diyoruz. Cenneti de gördü, Sidre-i Müntehayı da gördü, semaya da çıktı, miracı inkar edenlere söylüyorum, çatlasanız da patlasanız da ne söyleseniz bu böyle. Başka yere gitmiyor. Başka yere gitmiyor. Ama burada tabii elbette Rabbi Zülcelal'i müşahhas bir varlık olarak, bir zat, bir yere sığdırılan bir varlık olarak ifade etmemiz mümkün değil. Şimdi siz hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın. Bazen tabii ben karşımda bulunmayan ama gördüklerim var, onlara konuşuyorum. Çünkü onlar sizin zihinlerinize konuşuyorlar. O yüzden bazen benim İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerimden bana söylenmiştir çokça. Ya hocam 10 sene sonra fark ettik. Ben ileriyi gördüğüm için değil. O 10 sene sonra yaşanacak olanı, yaşayanı gördüğüm için. Öyle söylemişimdir. Dolayısıyla bu konularda ağır gelmesin. Hazmetmek için biraz tekrar lazım. Hele ki mümkünse Allah'ımızın aşkına açın. Anlayabildiğiniz tefsirlerden okuyun, 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 okuyun ve okuyun. Sonra anlamaya çalışın. Benim için de geçerli. Okuyacağız tekrar, 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 tekrar. Allah sizden senin razı olsun. Vesileniz de ben defalarca okuyorum. Elhamdülillah. Burada bırakalım. İnşallah buradan sonra Necim biraz süratlenecek. Allah bana yardım etsin. İki senede bitireceğim diyordum. 400'ü inşallah bitsin diyelim. Ömrüm yeterse tabii. El-Fatiha.